Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun içerisinde yine sizlerle beraber kripto para sektöründe günün öne çıkan haberlerini ve günün öne çıkan projelerinin teknik grafiklerini inceleyeceğiz. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak veya açıklamalar kısmında bulunan linkleri tıklayarak takip edebilirsiniz. Kanalıma destek vermek isteyen arkadaşlarım bu videoyu beğenir ve yorum yaparsa sevinirim. Haydi isterseniz şimdi geçelim videomuzun içeriğine. Evet bir veri analizi ile başlıyoruz arkadaşlar. Shiba Inu'nun veri analizi bakıldığı zaman Ethereum'un top 100 balinasının yani en büyük Ethereum bulunduran 100 balinanın 100 cüzdanın Shiba biriktirmeye devam ettiğini görmekteyiz. Tabii ki farklı projelerde bulunduruyorlar fakat Ethereum'dan sonra ellerinde en çok bulunan projenin Shiba olarak gözüktüğünü söylememiz mümkündür arkadaşlar. Çok ciddi derecede hacimler oluşturuyorlar. Çok ciddi derecede holdlar ediyorlar. Alım satım işlemleri gerçekleştiriyorlar. Uzun zamandır bu konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadım fakat son verilere baktığımız zaman gerçekten... Shiba'yla münasebetlerinin hala çok ciddi derecelerde volümlü bir şekilde devam ettiğini görmekteyiz. Ethereum balinalarının uzun vadeli olarak farklı senaryolar içerisinde Shiba'yı sokabileceklerini söylememiz mümkündür arkadaşlar. Tabii ki bu Vitalik Buterin mevzusundan kaynaklı da bu şekilde devam ediyor olabilir. Shiba'nın bu durumu her halükarda Shiba Inu'ya pozitif bir şekilde yansımalar gerçekleştireceğini düşünüyorum. Bundan dolayı bu verileri iyi bir şekilde takip etmeniz kesinlikle gerekiyor. Evet bir diğer haberimiz Ripple'ın bir raporu yayınlandı. Bu rapor içerisinde tabii ki XRP yatırımcılarıyla ilgili de söylemler, detaylar bulunuyor. Tabii ki en çok bizim ilgimizi çeken konularda bu taraflar. Bakıldığı üzere rapor içerisinde NFT pazarından pay almak, NFT pazarındaki fiyatlardan ve fırsatlardan yararlanmak için geliştirmeler yapıyoruz şeklinde söylemler bulunduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Ripple SEC davası ile ilgili 19 aydır devam eden bu dava ile ilgili çok sert adımların atılmaya devam edeceği ve bu davanın pozitif bir şekilde lehlerine sonuçlanması için ellerinden geldiklerini yaptıklarını dile getirdiklerini bu konu içerisinde görmekteyiz arkadaşlar. Bununla birlikte tabii ki dava ile birlikte çok önemli konulardan bir tanesi de sürekli XRP geri alım yaptıklarını açıkladılar. Yani piyasadan ikinci piyasalardan XRP tokenlarını topladıklarını dile getirdiler. Bunların neden toplanıldığının detaylarına baktığımız zaman da ODL müşterilerini yani şirketlere Bunları satabilmek için XRP'leri her fiyattan topladıklarını açıklamış vaziyette bulundular. Bu konuyla birlikte raporun yayınlanmasıyla birlikte tabii ki XRP'deki balina aktiviteleri artmaya başladı. 2 saatte 1 milyon doların üzerinde hacim oluşturulmuş. Vaziyette arkadaşlar XRP grafiği içerisinde özellikle bu ODL müşterilerine satılan XRP'lerin önemli konu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hacimlerinde 9 kart artış geçen yıla göre gözlemlenmiş durumda. ve Bunun bu şekilde devam etmesi tabii ki XRP'nin fiyatına pozitif bir etki etmesi durumunu kaçınılmaz kıracaktır. Bunu da net bir şekilde söylememiz mümkün. Evet şimdi İran'dan bir haberimiz var. Bitcoin madencilerine yönelik bir pozitif ayrımcılık getirdiler. Burada yenilenebilir enerji desteği sunacaklarını Açıklandı, açıkladılar arkadaşlar. Nasıl olacak? Destek olacak yenilenebilir enerji kullanarak Bitcoin madenciliği yapacak kişilere buradaki enerjileri, buradaki elektrikleri daha uygun vergilerle, daha ucuz vergilerle satacaklarını açıkladılar. Bu da tabii ki yine İran tarafına Bitcoin madencilerini çekebilmek adına yapılan pozitif bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Sıradaki haberimiz Mercedes ve özellikle Polygon yatırımcılarını yani Matic yatırımcılarını sevindirebilecek cinsten bir haberdir. Bakıldığı zaman detayları arkadaşlar Mercedes-Benz grubu olan Daimler Güneydoğu Asya'nın blockchain teknolojisine dayalı bir veri paylaşım ağını duyurduğunu görüyoruz. Bu ağın içerisinde de kullanılan teknolojinin Polygon yani Matik'ten yararlanıldığını dile getirmişler. Burada tabii ki ilerleyen aşamalarda Mercedes'in içerisinde bulunan bu Veri Platformu içerisinde Matik'in özellikle tabii ki veri aktarımı yapılırken işlem ücretlerini Matikle ödeneceği için burada Matic'in fiyatına hem haber kaynaklı olarak hem de buradaki işlemlerden kaynaklı olarak pozitif yansıyabileceğini düşünmemiz lazım. Ama şunu söyleyelim içeride yapılan işlemlerin herhangi bir matik karşılığı olmayacak. Yani mesela Mercedes araba alıp satıldı matikle değil içeride USDT ile yani stable coinlerle alınıp satılacağını ticaretinin yapılabileceğini dile getirmiş vaziyetteler. Fakat her halükarda matik anında bu işlem yapılacağı için matiğin kendi verilerinin burada kullanılacağından dolayı arkadaşlar işlem ücretleri matikle ödenecek. Bu da kesinlikle tekrardan pozitif olarak yansıyabilecek durumlardan bir tanesidir. Evet şimdi geliyoruz Bitcoin'in grafiğiyle devam ediyoruz. Bitcoin bugün çok ciddi seviyelere kadar geldi. 24.500 dolarlara iğne attık arkadaşlar. Özellikle 24.220 dolar seviyelerinde bir direncimiz vardı. Bu kırmızı çizgimizin bulunduğu yerde bir direnç bölgemiz vardı. Şu an itibariyle 25.770 dolar seviyelerini hedef haline getirdiğini Bitcoin'de Söyleyebiliriz. Tabii ki daha önceden de bunu söylemiştik. Birazcık daha şöyle grafiğimizi büyüttüğümüzde ne dedik? Düşen bir trendimiz var. Bu düşen trendin direnç bölgesini aynı zamanda da yatayda bulunan burada 25 bin 26 bin dolar seviyelerindeki direnç seviyelerini buradaki Fed'in politikasından kaynaklı zorlayabilir Bitcoin grafiği demiştik ve buraya doğru inerliyor, ilerliyor. Fakat genel trendde hala bir bozulma yok. Yani hala düşüş trendi içerisindeyiz. düşüş trendinde yükseliş trendi yaşıyoruz kısa vadeli. Tabii ki burada 25.770-26.000 dolar seviyelerin üzerindeki günlük kapanışlar önemli olacaktır Bitcoin'de. Bunu takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Market yapısının değişebilmesi için bu seviyelerin üzerinde kalmamız hayatidir. Bitcoin grafiğinde acele etmemek, sakin kalmak ve buna göre stratejilerimizi belirlemek gerekiyor. Kısa vadeli tabii ki şu an için her şey bütün işler yolunda gidiyor gibi gözükebilir. Fakat enflasyon verilerinin gelmesiyle birlikte işler değişebilir arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde söyleyelim. Ağustos ayı içerisinde Temmuz ayının enflasyonu açıklanacak Amerika tarafında tabii ki bu enflasyon neyi belirleyecek tekrar hatırlatmış olalım. Amerika'da Fed'in faiz artırımı ile ilgili tutumlarını aslında belirleyecek. Bu konuyla ilgili iyi takip etmek, iyi takipte bulunmamız gerekiyor çünkü verilerin açıklanmasından sonra İşler değişiklik gösterilebilir. Çünkü beklenilen veriler var. Beklenen üzerinde gelirse veya altında gelirse buna göre hareketlenecek kripto piyasası olacaktır. Özellikle beklenilen ve beklenenin altında bir veri gelirse enflasyon tarafında çok ciddi sıçramalar yukarıya doğru tekrardan görebiliriz. Çünkü faiz artırımları duracaktır. Faiz artırımları yavaşlayacaktır. Netice olarak da piyasaya para girişi olacaktır. Bu para ile beraber de Bitcoin ve kripto paralarda sert yükselişler görmemiz kaçınılmaz olacaktır. İşte bu verileri bu şekilde takip ederek hızlı analizler, hızlı işlemler yapmamız faydamız olabilir. Tam tersi olarak beklenenin üzerinde bir enflasyon oranı gelirse arkadaşlar bana kalırsa tekrardan dump olacak. Yani aşağı yönlü bir düşüş senaryosu ile karşı karşıya kalacağız. Bitcoin ve kripto paralarda hatta Amerikan endekslerinde bunu yaşamamız kuvvetle muhtemel olabilir. Buna göre aksiyonları almak faydalı olacak arkadaşlar. Ethereum'un grafiğine geldiğimiz zaman özellikle ne dedik? 1700 dolar seviyeleri. 1700 dolar seviyeleri çok önemli ve burada şu an için oyalanıyor. Bu şekilde kalması yani dirençten aşağı sert yem, yememesi çok önemli, çok pozitiftir. 1700'ün üzerinde kapanışlar görebilirsek fiyatın 2200'lere doğru bir hareket sergilemesini beklerim arkadaşlar. Çünkü burada önemli bir direnç bölgemiz var. Bakın düşen kanalın, düşen yapının direnç bölgesi. Trendin direnç bölgesi buranın kırılımıyla beraber eğer kırabilirsek yukarıya doğru FED'den veya enflasyon durumuyla beraber yani enflasyonun pozitif yansımasıyla beraber böyle bir haber gelirse buraların kırılımı fiyatları çok daha başka yerlere götürebilir. Ha şunu da söylemem lazım. Özellikle RSI'de arkadaşlar tepe bölgelere geldiğimizi görebiliyoruz. Bakınız tam tepeye ulaşamadık fakat nerelerdeyiz şu an? 67 seviyelerinde bulunuyor. Ethereum'da RSI verisi. Bu RSI verisinin fiyatın biraz daha yukarıya doğru gidebileceğini fakat tekrardan aşağı düzeltmeler olabileceğini bizlere söyler nitelikte. Not etmek buna göre davranışlarda bulunmak gerekiyor. Fiyatın 1700 desteğini tutulmasının tekrardan çok pozitif olduğunu bunun üzerinde kalıcı olmasının Ethereum'un daha da fiyatlanması daha da ileri gidebilmesi açısından çok 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 kritik ve elzem olduğunu tekrardan dile getirmiş olalım. Evet XRP grafiğiyle devam ediyoruz. XRP'de yükselen üçgen formasyonu olduğunu söylemiştim ve şu an direnç bölgesinde hala takılıyor. XRP'nin grafiği ve breakout etmek üzere 0.37 seviyelerinde bir direnç vardı arkadaşlar. Bu direnci kırabilirsek fiyatın hedefleyeceği seviyeler 0.45 bantları olacaktır. Özellikle 0.37'nin üzerinde günlük kapanışlar fiyatı kısa vadeli de olsa pozitif yerlere getirmek için yeterli olabilir. Sıkışmanın devam ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yukarıda bulunan 0.55 seviyeleri uzun vadeli bizim düşen trendimizin direnç bölgesi olarak gözüküyor. Bu direnç bölgesinin geçilmesi gerçekleşir ise farklı senaryolar ile XRP'de karşı karşıya kalabiliriz yukarıya doğru. Tabi burada temel bazı haber bazı desteklemesi lazım. Özellikle Ripple SEC davasından pozitif haberlerin gelmesi bu kırılımları destekleyebilecek nitelikte gözüküyor arkadaşlar. Her halükarda stoplu ve düzgün bir şekilde yani stratejil bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Uzun vadeli yatırımcıların zaten her destekten her güzel bölgeden alım yaptığını söylememde fayda olacaktır. Peki arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Bana sorusu olan arkadaşlarım yorumlar kısmından yazabilirler. Ulaşmak isteyen arkadaşlarım Twitter'dan da bana mesaj yoluyla ulaşabilirler arkadaşlar. Şimdilik hepiniz kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.